Bereketli mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Malum artık ekmeğimizi evde kendimiz yapıyoruz. Bugün sizlerle harika bir ekmek tarifi paylaşmak istiyorum. İnanın defalarca yapmama rağmen sonuç hep aynı. Fırından çıkar çıkmaz zaten çoğu gidiyor. Öyle lezzetli oluyor ki anlatamam. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçmek isterim. Yoğurma kabımıza 3 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Suyun ılık olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü mayanın erimesi gerekiyor. 2 çay kaşığı da kuru mayamızı alıp spatulamızla şöyle biraz karıştıralım ki mayamız iyice erisin. Evet, mayamızı erittikten sonra unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayalım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım ama şu anda 3 su bardağını ekliyorum. Hepsini birden eklersek unu suya yedirmek çok zor oluyor ve o zaman kolunuz da çok ağrır, çok yorucu olur. 3 çay kaşığı da tuzumuzu ilave ettim. Şimdi böyle unla suyu böyle homojen hale getirene kadar biraz karıştırıyorum. Evde ekmek yapmak inanın düşündüğümüzden de kolay oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Böyle Trabzon ekmeği gibi aynı kabardıkça kabaran böyle puf puf bir ekmeğiniz oluyor. Evet sevgili arkadaşlarım, unu güzelce yedirdim. Kalan unumuzdan da ilave yapıyorum tekrar. Yine hepsini dökmedim. Çünkü o zaman karıştırmak gerçekten çok zor oluyor ve unu yedirmek de çok zor oluyor. Tekrar böyle karıştırmaya devam ediyorum. Evet, tekrar son olarak unumuzu ilave ediyorum. Hiç un kalmaya dek karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Böyle poğaça hamuru gibi olmayacak. Una doyurmayacağız. En önemli olay hiç un kalmadan unu yedirmek arkadaşlar. Böyle kolumuz belki biraz ağrabilir ama inanın sonuç uğraştığımıza değecek. Karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi sıra dinlenme işleminde. Bu ekmeğin en önemli püf noktalarından bir tanesi de en az 3 saat dinlendirmek. Evet, 3 saatten fazla da dinlendirebilirsiniz, 6 saate kadar. Ama 6 saatten sonra buzdolabına koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben böyle üzerine bir de bez kapattım. Yaklaşık 4 saate yakın da dinlendirdim hamurumuzu. Evet, hamurumuz dinlendi. Hep beraber sonuca bakalım. Üzerindeki bezi alıyorum. Evet ve sonuç bakar mısınız mayanın güzelliğine, hamurun güzelliğine. Böyle üzeri göz göz olmuş, kabarcıklar oluşmuş. Evet, şimdi steci de çıkartıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi hamurumuzu bir spatula yardımıyla toparlayıp tezgahımızı unlayıp tezgahımıza alacağız. Evet, tezgahı unladım. Hamurumuzu da tezgaha aldım. Hamurumuzun üzerinde biraz unladım ve böyle şimdi hamurumuzu katlamaya başlıyoruz. Böyle 2-3 dakika hamurumuzu katlayalım. Gördüğünüz gibi hala ele çok fazla yapışıyor ama bunu çok önemsemeyin ve çok fazla un da ilave etmeyin. Ölçüden de çok fazla şaşmayın arkadaşlar. Hamurumuz sert olursa ekmeğiniz çok güzel olmayabilir. Bakın böyle biraz çekiştirerek katlıyorum.
Birkaç kere daha katlama işlemine devam ediyorum. Evet, hamurumuzun içe katlama işlemi bitti. Şimdi yağlı kağıt koyduğumuz tencereyi yanıma aldım ve hamur kazıyıcılarla hamurumuzu toparlıyorum. Tencerenin içine aktardım. Böyle elimle de yuvarlak formu verdim. Üzerine biraz un serpeceğim. Çok fazla serpmeyelim arkadaşlar. Bu şekilde 40 dakika kadar hamurumuz dinlenecek ama üzerine hiçbir şekilde kesinlikle kapatmayın. Öyle daha güzel oluyor. Böyle üzerine hafif kabuk tutması gerekiyor. Şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Tencerenin altına un serpmedim. Çünkü hamuru katlama işlemini yaparken unladığımız için gerekli değil. Sizleri asla yormayacak bir tarif. Üstelik yapımı da çok basit. Öyle meşakkatli bir tarif değil. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Ben defalarca yaptım. Beni hiç yanıltmadı. 40 dakika dinlenme işlemimiz bitti. Evet, üstünü görüyorsunuz, böyle hafif kabuk tuttu. Çünkü üzerini kapatmadık. Şimdi keskin bir bıçakla üzerine böyle bir çizgi atacağız. Ben basit bir çizgi yapıyorum ama siz böyle keyfinize, zevkinize göre değişik bir şekilde yapabilirsiniz. Böyle hamuru çektire çektire keserseniz öyle gerçekten daha da güzel oluyor. Yani bıçağı böyle kaldırıp kesmenize hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Şimdi önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derece fırına, üzeri kapalı bir şekilde. Evet, tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde fırına gönderiyoruz. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişecek. Ondan sonra kapağımızı alacağız. 30 dakika kadar da pişireceğiz. 20 dakikanın sonu, tenceremizin kapağını alıyoruz ve bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Ve 50 dakikanın sonu, muhteşem. Sizler de bu güzel ekmek tarifimi deneyip evde kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Vermiş olduğum tarife sadık kalarak, vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek evde güzel ekmekler hazırlayabilirsiniz. Siz isterseniz tencerede değil, küçük bir tepside de yapabilirsiniz. Ama üzerine ilk 20 dakikada lütfen yağlı kağıt koymayı unutmayın. Ekmeği biraz dinlendirmeme rağmen hala çok sıcak. Elim yanıyor. Ama şimdi ekmeği kesip size içini göstermek istiyorum. Özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Ekmekte pıtıklanma, dökülme asla olmuyor. Güzel muhafaza ettiğiniz takdirde de hemen bayatlamıyor ekmeğimiz. Bakın, yumuşacık, içi asla hamur olmadı ve içinde çekti. Harika görünüyor arkadaşlar. Hala dumanı üstünde ve mister gibi de kokuyor. İnanın, her yeri ekmek kokusu kapladı. Keşke bu kokuyu duyabilme şansınız olsaydı. Ama inşallah siz de en kısa zamanda bu tarifi dener, görüşlerinizi bana bildirirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.